Sağlık Bakanlığı'nda 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi. Dünyanın takdirini toplamanın yanı sıra kalpleri fethettiniz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törene video konferans yöntemiyle katıldı. Nefes sıhhat gibi sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. İnsanlığın son bir asrın en ciddi sağlık felaketlerinden birini yaşadığını belirten Erdoğan, mücadelenin kararlılıkla başarıya ulaştırılacağını vurguladı. Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı töreninde konuştu. Merhamet dolu kardeşlerim, son 100 yılın en büyük sağlık sorunu karşısında mesleğimizin itibar ve şerefini göklere çıkararak mücadele verdiniz. Kendi canından bile vazgeçmek nasıl olurmuş haykırdınız. Bir meslek neden ve nasıl sadece insan için var olurmuş ispat ettiniz. Bu şeref bize yeter. Milletimiz adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Törende Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Erol Parlak tarafından hazırlanan şarkı sağlık çalışanlarına armağan edildi. Gün gelir evde kalamaz, yavrusuna sarılamaz. Durmak bilmez, yorulamaz, fedakardır sağlıkçılar. Sizlere gönülden sevgi, size minnet, size övgü. Ne yapsak ödenmez hakkı, sağlıkçılar, sağlıkçılar. Ne yapsak ödenmez hakkı, sağlıkçılar.